أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi a'uzu bika min hamazati shayatin ve a'uzu bika Rabbi an yahzurun. Bismillahi rahim Ve la tahsaban Allah muhlif vaghdhi rusulah. Inna Allah azizun zintiqam. İlahil laya. Sure-i İbrahim 47. ayeti kelimesine geldik ve bugün bir sureyi bitireceğiz, yeni bir sureye başlayacağız inşallah. İbrahim Suresi فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ Ant olsun muhakkak yani fela la yani Arapçada hayır yani naam evet fela tahsebenne kesinlikle düşünme Allah'a Allah'ı zannetme muhlife vadihi rusule peygamberlere verdiği vadin'i bozacak hulf edecek değiştirecek Asla böyle bir şey aklınızın ucundan dahi geçmesin. Çünkü Allah verdiği sözü tutar. Kendi mülkünde kendisine kulluk yapanlara sonsuz nimetini, cennetini ve kendi hükümlerini zayi edip asi olan, şirk koşanlara da azabını, cehennemi bildirmiştir. Kesinlikle bunlar ortaya çıkacak. Zannetmeyin ki Allah peygamberlere verdiği sözü asla Allah bozmaz. Fela tahse Burada tekit var. Asla ve kat'a düşünme. Allah'ı Allah'ı muhlife ve'dihi verdiği sözünü hulf edecek, bozacak. Rusulehu peygamberlere. Allah peygamberleri muhatap alıyor. Peygamberlere diyor ki ümmetine söyle ben işte şunları yaparlarsa razıyım bunları yapmazlarsa efendim bunlardan da kaçınırlarsa benim dediğimi yapmış olurlar. İnna Allaha muhakkak ki Allah azizun çok mülkünde yücedir. Mülkünün sahibidir. Mülküne efendim yarattığına muhtaç değildir. Yani uluvun fi mulkihi mülkünde yücelik sahibidir züntikam. Allah Celle Celaluhu kendini böyle tanıtıyor. Evet Rabbimiz elhamdülillahi rabbil alemin. En başlangıçta kullarım Elhamdülillah Allah ki, Elhamdül, lillahi, hamd olsun ki elhamdülillahi hamd Allah'a mahsutur. Rabbil alemin Rabbidir. O alemden Rabbi olan Allah, Errahmanirrahim sonsuz merhamet sahibi. Kul yanlış yapar, 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 yapar. Bir gün değil, beş gün değil, bir ay değil, bir yıl değil, on yıl, yirmi yıl, otuz yıl. Yanlış, yanlış, isyan, isyan, isyan. Mevla yediriyor, içiriyor, hayat veriyor, merhamet ediyor. Peki bu bölümünü konuşalım da bir de bu mesele de var. Azizun, Allah çok yücedir. Züntikam, intikam sahibidir. Allah'a hakaret, 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 hakaret sürekli Allah'a meydan okuyor sürekli Allah'ı tahkir ediyor. Onun hükümlerini, onun buyruklarını beğenmiyor, hakaret ediyor, küçümsüyor, tahkir ediyor. Allah'ın dediği doğru mu olur? Efendim onun cezaları yerli yerinde midir? Doğru mudur? Efendim verdiği hükümler yerinde midir? Günümüze uygun mu? Günümüzde olur mu? Evla müsaade ediyor, 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 ediyor. 50 sene, 60 sene, 80 sene sonra Mevla yakaladımı yakaladı mı da lem daha da tarafına bakmıyor. Yani sonsuz susuzluk, sonsuz açlık. Mevla Celle Celaluhu buyuruyor ki ben size mühlet veriyorum ama siz efendim haddi açtığınızda benim vadim haktır. 48. ayet Yevme kıyamet günü Tübeddelül erdu Bu yeryüzü değişecek Gayrel ardı Başka bir yer olacak. Yani bu gördüğünüz yer yok olacak. Yani bu dünya bir misaldir. Bir arsa vardır. Bu arsada bir bina var, Üç katlı. Yıkar, oraya beş katlı bir bina yapılır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki şu gördüğünüz yeri yawme tubeddül'l ard. Bu yer değiştirilecek. Yani kullanım müddeti bittiğinde Mevla Teala bu kainatı yıkacak. Bildiriyor. E efendim İde sema iza sama unfatarat. Gökler paramparça olacak. Ve iza sema u. İse iza sema Ve idel kevaki bun Yıldızlar dökülecek diyor. Gökler parçalandı, yıldızlar döküldü. Yani efendim bir binanın işte e, demiri, tozu, dumanı, oradaki her şey toz duman oluyor. Misal Allah celle Celalde bu kainatı toz duman edeceğim diyor. Yeume tubdelül ard yeryüzü tebeddül edecek, değişecek. Gayrel ardı, başka bir yer. Ha, Allahu alem. Buradan anlaşılan o ki, başka bir e, yer olacak diyor. Gayrel ardı, bu yerden başka bir yer. Peki, ha o zaman şu olabilir mi? Yani Mevla Teala bu kainatı yok ettikten sonra tekrar... Efendim yaratmasını devam ettirir, başka varlıkları yaratır, devam olabilir. Bu gayet tabii şeylerdir. Yani Mevla Celle Celaluhu Yevme ard Biz anladığımız yani buradaki Mevcut manaya Devam edelim Gayrel ardı bu yer değişecek Başka bir yer olacak Ve semavatu gökler Ve ay o da aynı Yani yevme tübeddelül ardu gayrel ardı Ve semavat yer ve gök Başka bir durum Değişecek Ve berezu her şey bariz olacak Lillahil vahidil kahhar ya efendim tek olan her şeye ku, sonsuz kudret sahibi olan Allah Celle Celaluhu'na. Yani Mevla Celle Celaluhu dünyada kullarına müdahale etmiyor. Fakat dünyayı yıktıktan sonra Mevla her şeyi ortaya dökecek. Hiçbir gizlilik kalmayacak. Büyük adam zannettikler insanların nedenli bir menfur işler içerisinde oldukları. Hepsi mahkeme kübra, Mazlumların ne kadar hakkaniyette. Zalimlerin nedenli bir sefihlik içerisinde o hepsi çıkacak ortaya. Kimin büyük, kimin küçük olduğu orada orta çık orta, ortaya çıkacak. Ve berezu diyor Allah. Her bir şey ortaya çıkacak. Yani gizli kapaklı hiçbir şey kalmayacak. Kim katil, kim maktul, kim çalmış, kim çırpmış. Efendim hepsi. Ve berezu lillahi'l vahidil kahhar. Şimdi bu konuyla alakalı yeme tübeddelü'l ard gayrel ardı. Yer değişecek, başka bir yer olacak ve semavat. Efendi ve gökler. Galet ya Resulullah. Fe eyun fe nas yemeizin. Sahabeden biri sor. Ya Resulullah, insanlar o zaman nerede olacaklar? Lekad se'elteni an şeyin ma yani hadi min Ümmetimden kimsenin sormadığı bir şeyi sordun. Ey ashabım. Zake o gün var ya en hala cisri cehennem. İnsanlar cehennemin üstündeki sırat köprüsü üzerinde olacaklar. Yani sırat köprüsünden geçiş yapıldıktan sonra cennete gidebiliyor. Yani bir nevi demek ki dünya cehennemin önünde. Dünyadan geçiş yaptıktan sonra devam edersek önümüze cehennem çıkıyor. Cehennemden geçtikten sonra cennete gidilebiliyor. Yani dünyada da zaten insan yaşarken cehennem misali nefsi ve şeytan var. O nefsi ve şeytanı geçebiliyorsan e o zaman cennete gidebiliyorsun. Yani eferayet men kaze ilahu havahu arzu ve isteğini ilah yani arzu ve isteğinin peşine gidenin ilahı nefsidir diyor Allah. Eferayet men kaze ilahu havahu arzu ve isteğinin peşine gidenin ilahı nefsi. Şimdi burada da böyle efendim e, anlaşılıyor. Yani dünyadan sonra cehennem geliyor. Cehennem köprüsünde bekletiliyor ve ondan sonra e, geçebilen cennete gidiyor, geçemeyen cehenneme düşüyor. Rabbim oradan yıldırım gibi geçenlerden eylesin. Ci tu Bir e, Yahudi efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Dedi ki: "Peygamberlik iddiasında bulunuyormuşun." Eğer sen peygamber isen soracağım soruların cevabını verirsin dedi. Fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem in hadisuke sana bunların cevabını versem sana bir fayda sağlar mı? Buradan biz kıyamete kadar şunu anlıyoruz. Karşımızdaki inkarcıya istediğin kadar cevapları ver. Ve o cevapları da kendisi anlasın. Kendisinin yanlış ve batıl olduğunu da anlasın. Senin de hak olduğunu anlasın. Yine de imana gelmiyor. Çünkü Hüseyin sonucu da o çıkıyor ortaya. Yani Bilgi insanları Allah'a ulaştırmıyor. İman ulaştırıyor. Şimdi bilgi dediğimiz şeytan biliyor. Cehennemi de görmüş. Mesela bir insan efendim içkinin haram olduğunu biliyor. Bir Müslüman müziğin haram olduğunu biliyor. Ha, niye dinliyorsun? Bakın bu bilgi insanı o haramdan uzaklaştırmıyor. İman o işte iman o cevher ki ilahine büyüktür. İmansız paslı yürek sinede göğüs kafesinde yüktür. Demek ki kavi bir iman gerekiyor. Kavi bir iman. İşte ona da tasavvuf demiş ecdat. Yani halis Allah sevgisini kalbe doldurabilmek. Yani ela bi zikrillah kulub. Zikir ile kalpler mutmain olur diyor. Yani kapalı bir odayı düşünürsek dışarıda çok güzel hava ve ışık var. Camları açınca oraya hava ve ışık doluyor. Kalp de öyle mi bir misal. Allah'ın ilahi nuru zikrullah ile doluyor. Tabii Bunlar işin samimiyetinin ortaya konulabilmesi. Bir başlangıç, bir, iki, üç sırayla gitmek. En fehu keşeyin. Yani sana fayda edecek mi? Fekal esme o diyor bir uzun. Yani kulağımla bir duyayım diyor. Kendisi de biliyor yani. Gavurluktan vazgeçmeyecek çünkü. Feneket Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir udin. Elinde bir böyle bir dal vardı. Ondan böyle çizgiler çizdi. Fekale sel buyurun. Fekale Yahud dedi ki Yahudi. Ene yekunun nasu tubadul ardu gayril ardu ve semavat. Yerler gökler değiştirildiğinde insanlar nerede olacak? Fekal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hum fi zulme dunel cisr. Yani sırat köprüsünden evvelki karanlık işte mahşer. Yani orada olacaklar. Sevkiyat devam edecek. Femen evvelun nasi ecazehu. Peki ilk sırat köprüsünden geçenler kimler olacak? Efendim fukaraul muhacirin muhacir yani muhacir ensar ve muhacir vardır ashabı. Önce muhacirler oradan geçecekler. Fema tuhfetuhum hine yetul cennet. Çok enteresan. Cennete ilk girildiğinde oradaki ilk yiyecek ne olacak? Cennetteki ilk yiyecek. Cennete gidildiğindeki Rabbim bizlere nasip eylesin. İlk inşallah gittiğimizde orada ilk ikram edilecek şey yani şeyden <laughs> balığın karnından çıkan havyar dedikleri. Efendim o balık yumurtası gibi bir şey oluyor. Havyar. Balık ciğeri. Ee, ziyade dikebedil huud diyor. Yani balık havyarı ilk ikram edilecek şey. Efendim ziyade lezzetli bir şey olduğundan bahsedilir bu. Fema gizauhum fi esriha. Peki onun peşinde onların nimetleri nasıl devam edecek? Devamı ne? Yunharu lahum sevrul cennet. Cennet Efendim sever kelimesi yani inek öküz manasında yani cennet hayvanları. kendi etrafya O cennette onlar gıdalanıyor. Cennette ot yok, cennette çamur yok, cennette toprak yok. Cennette oksijen falan yok, güneş yok, ay yok. Yani cennetteki nesneleri dünya gibi düşünmemek lazım. Böyle nefes almakla uğraşmıyor. Akciğer, karaciğer, böyle böbrekler, böyle affedersiniz büyük küçük abdest vesaire bunlar yok. Evet. Şimdi bunlar anlatılabilmesi içindir. Ya cennet efendim mevcudatı. Mesela kuşlar da var orada. Onlar hemen kızartılacak, yedirilecek. Tabii kızardığı zaman da ateş de kızarmıyor. Çünkü cennete ateş yok. Efendim. Sevrul cennet. lezi kâne min etrafi. Fekale vuma içecekleri ne? Min aynin fîhâ semmel selsebil. Selsebil dediğimiz içecekler. Sadak da doğru söyledin diyor. Ve citu ki eselu an şey illâ yâlimu min elil Ardı diyor velanebiyün ila diyor. Allah Allah. Diyor ki yer kimsenin bilemeyeceği ancak peygamberler bilir. Efendi veya bir iki kişinin bileceği çok önemli bir şey soracağım diyor. Tevrat'ta okumuş. Tevrat'ı o zamanlar e, Yahudilerden, Yahudi bilginlerinden başka kimse okuyamıyor. Tercümeleri de yapılamamış. Tevrat'ın bazı şeyleri ahkam yani oradaki helalleri, haramları değiştirmişler. Onun dışındaki mevzuları, peygamber kıssalarını vesaire dokunmamış. Çünkü gavurluğa zararı olmadığı için onları bırakmış. Nuh Aleyhisselam'la ilgili kıssalar vesaire. İncil'de de var aynısı. Ama oradaki helali haramı değiştirmiş. İşte şu haram bu haram işine gelmediği için onları yırtmış atmış. Resulullah Efendimiz'in vasıfları vesaire onları da yırtmış atmış. Fakat böyle kendi nefislerine dokunmayacak şeyleri de bırakmışlar. Bunu oradan okumuş diyor ki peygamber bilebilir diyor. Onun dışında kimse bilemez. Peki onun üzerine soruyor. Ee, diyor ki inci e, esme ve bir uzvunu. Peki ben bunu tekrar Resulullah'a soruyor. Bunun cevabını versem sana fayda edecek mi? Yani imana gelecek misin? Bir kulağımda da duy, duyayım diyor. Fe kalecitu eselke anül Çocuğu soruyorum diyor. Çocuk erkeğin suyu beyazdır, kadınların suyu sarıdır. Peki bunlar bir araya geldiği, evlendikten sonra bir araya geldiğinde yani Çocuk nasıl oluyor? Yani niye erkek oluyor, niye kız oluyor? Nasıl oluyor bu? Yani hangisi e, efendim nasıl oluşuyor? Ali Şaat ve Sen efendim diyor ki ve iza ala racul efendim kadının e, efendim e, sulbu erkeğin sulbuna galip gelirse kız olur. Erkeğin sulbu kadının sulbuna galip gelirse X ve Y, y ro, e, efendim kromozom dedikleri şeyler efendim hangisi hangisine galip gelirse o efendim e, kız oluyor. Öbürü erkek oluyor. Yehebu limen mevla dilediğine kız çocuğu verir. İlk kız çocuğun olması berekettir. Tabi insanın elinde değil ama. onu erkek çocuğu vesaire. Allah cümlesini hayırlı eylesin. Galel <laughs> Yahud. Yahudi dedi ki evet dedi. Yani bunu ancak peygamber bir de sadakta doğru söyledin. Ve illene kene gün dedi. Sen peygambersin dedi. Sümmen sarafa gitti. Peygambersin dedi. Bak burada bilgi olarak anladı. Resulullah Efendimiz'in peygamberliğini söyledi. Evet sen peygambersin dedi sonuç ne oldu? İman etti mi? Etmedi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lekat haza lezi anu. Sorduklarını bana sordu. Fakat o anda sorduğunda ben bunları bilmiyordum. İşte o anda hatta etanillahu bihi Allah Celle Celle bana Cebrail aleyhisselamı gönderdi ve bunların cevaplarını ona söyledim. Şimdi burada tekrar ediyoruz. Yani bilgi dediğimiz şey bilmek kuru bir bilgi Efendimiz aleyhisselatü vesselamın Yine Hz. Ali'den gelen rivayete ve yufakihun öyle bir dönem gelecek ki bilgi olacak. Şu anda mesela bin çeşit üniversiteler var ama bir gayri din din bil, 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 bilen olmayacak. Yani adam eğitim alıyor alıyor sene 30 sene alıyor. Hiç Allah'la meşgul olmuyor. Peygamberle meşgul olmuyor. İslam'la meşgul olmuyor. Yani diyoruz ki ya bir namaz ibadet Benim onlarla işim olmaz diyor. Bilgi var. Bilgi var. Allah'a kulluk yapması gerektiğini de biliyor. Biliyor ama İman meselesi acayip. İşte bu da Resulullah Efendimiz'in peygamber. Sen peygambersin diyor. E tamam peygamber olduğunu anladın. Müslüman olsana çekti gitti. İşte mesele bu. Yani Allah Celle Celaluhu <laughs> imanı kamil hüstü hatimeler nasip eylesin. Bizim yapacağımız iş ahkamı dini biliyor. Anlamış kalbimizde onun nurunu doldurmuş isek biz yapalım. Yanlışla uğraşmayalım. Yanlışla uğraşıp ömrümüzü tüketmeyelim. Şimdi burada yeme tübedül ard gayril ard. Yeryüzü değişip başka alemler olduğunda, değiştiğinde, mahşerler kurulunda Erdu beyda lem yeskut aleyha demun diyor. Ben beyaz bir toprak olacak. Efendim kan dökülmemiş bir toprak. Ve lem yumal aleyha hatiye günah işlenmemiş bir toprak. Mevla yeni bir toprak yaratacak. Ben beyaz bir toprak fakat kireç gibidir. Efendim kafirler için ve kenel yem kafirin asıyla çok zordur. Yani tabiri caizse böyle insanın genizini, dimağını yakıyor, kavuruyor. Öyle bir acayip bir mahşer toprağından bahsedilir. Lâne alem yani yükseklik, alçaklık var mı vesaire onu bilemiyoruz diyor buradaki rivayet. İnneha tekunu yevmeyizin Beyda misil işte İşte kıyamet günü mahşerin toprağı beyaz, gümüş gibi parlak olacak diyor. Hazreti Ali'den bir rivayet, bu çok, çok dikkatimi çekti. Tasirul erdu diyor fıddaten, yer gümüş gibi olacak ve semavatu zeheben gökler de altın olacak diyor. İncelemek lazım bunu. Yani yer gümüş olacak, gökler altın olacak diyor Hazreti Ali radıyallahu anhu efendimiz kıyamet koptuğunda. Yani yer başka bir yer olacak. Bu kainat yok olacak. Yok olduktan sonra mahşer diye bir alan olacak. Orası gümüş gibi parlak bir şey olacak. Göklerde altın olacak. Yani Mevla Teala ve Tekadis Hazretleri Allah'a yorum yapmaya hacetim yok. Ancak yani sonsuz kudretini gösterecek insanoğlu altın işte buyurun kainat altın oldu. Ben isteseydim hepsini yapardım. Allah dileseydi dünyayı efendim altın gümüş pırlantalar zebercet yakutlarla doldurur. Döke döke bitiremezdik. Çöller almış başını gidiyor uçsuz bucaksız çöller vesaire. Var olan altınlar, gümüşler bile insanları bu kadar şirazesini bozuyor. Hazreti Ömer döneminde radıyallahu anh fetihler oldu. Bin deve, kisranın bin tane deve üzerinde kisranın altınları geldi. Hazreti Ömer dedi ki bu altınlar, bu zenginlik, bu ümmeti dedi şirazesini bozar. Hazreti Osman döneminde zenginlemeye başlayınca bu sefer o refahlık, müreffeh bir hayat insanları haktan saptırdı bu e, halbuki hem dünyalık sahibi ol hem de cenneti kazan. Ne güzel işte. Evin var, barkın var, zekatını ver. Efendim imkanın var. Rahat rahat huzurla namazını kıl. Efendim temizliğini yap. Pırıl pırıl. Adam derelerden su getiriyor. Kuyulardan su çekiyor. Efendim vesaire bir sürü zahmetler çekiyor. E, durumu yok, şeyi yok. E senin yiyeceğin var. Her türlü imkanın var. Takatin var, gücün var, enerji var. Daha fazla ibadet et. Yani çok nimet çok mu ibadet ettiriyor. Az nimet az mı ibadet ettiriyor? Hayır öyle değil. Az nimet çok ibadet ettiriyor. Çok nimet ibadetten uzaklaştırıyor. Böyle olmamalı halbuki. Hem dünya olsun. Nihamet dünya ve lahireyiz istemez. Dünyalığın var ahireti kazan. Bu ne kadar güzel olur. La yerkebul bahru diyor. Buraya dikkat çekerek bir şey bunu rivayet edeceğim. Bu Ebu Davud'da bu hadisi şerif. 2489. hadisi şerif. Mühim, çok dikkat çekici denizle alakalıdır. Bu la yerkebul bahrudu illa gaziyen. Deniz yolculuğunu gazi olanlar yapsın veya hacı olanlar yapsın veya umreye gidenler yapsın. Çünkü feyne tahtel bahr e, denizin altı naren ateştir diyor. Ve tahten nar o ateşin e, altı da bahren denizdir diyor. Yani denizin altında ateş, ateşin altında denizler var diyor. Şimdi burada anlaşılan o ki yani malumunuz dünya, toprak elmaya benzetilir. Elmanın kabuğu gibi. Kalınlığı 33 kilometre. Yani milimetrik değil ama ortalama 33 kilometre. Onun için 33 defa subhanallah. Onu elhamdülillah. Çünkü onun altında 6000 derecelik mağma dediğimiz alev var. Alev. İşte burada denizin de dibine doğru o ateşe yaklaşıyorsun. Diyor ki denizin dibi Ateştir diyor. Denizin dibinde çok volkanik patlamalar olur mesela sıcak su vesaire böyle e, volkanik şeyler olur. Mağmaya yakın olduğu için yani o alttaki e, <laughs> Medine'li Osman Efendi, üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerine denizin kıyısından geçerken hızlı geçelim burası ateştir dermiş. Tabii bu kinaye manasında da olsa hakikat manasında baktığımız zaman de, denizin kenarları vesaire haram ve günah olarak hakikaten yani dünyevi olarak baktığın zaman deniz ama işin sonucunda cehenneme dönüyor. Ateş. Bu 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 şekilde bir meselelerde mütala etmek lazım. Yani bir insan Allah'ın nimetlerinden meşru ise istifade eder. Ama meşru olarak istifade edemiyor da o nimet seni cehenneme götürecek. Varsın kalsın birkaç gün o nimetin tadına bakmayayım de sonsuz ahireti kazanayım ya. Yani dünyanın nimetine sabretmek kolay ama ahiretin zilleti cehenneme sabretmek zordur. Onun için hem nimet olsun hem de cennet olsun. Yani nimeti cennete çevirebiliyorsan, haramdan uzaklaşabiliyorsan olsun bir şey olmaz. Nimettir bunlar. Allah'ın verdiği nimetler. Mevla tele kulu bin mafil ardı diyor. yerizinde yiyiniz diyor. Yarattığı nimetleri efendim bize başımıza kalkmıyor. Lütfe diyor. Ancak meşru çalmadan, çırpmadan, gasp etmeden o nimetleri meşru kullanmak gerekiyor. Onun için burada ne dedi? Deniz yolculuğunu gazi iseniz yapın, hacı iseniz yapın, umreye gidecekseniz yapın. Çünkü denizin altında efendim ve yine tahtel bahri naren. Denizin altında ateş var diyor. O tahten nari bahren. Bu izes semaun fatara ve izel biharu fucciret. Orada gelecek e, denizler tutuşturulduğu vakit meselesi. Ee, bu meselede işte Ege Denizi'nin altında uzun bir rivayet Ege Denizi'nin altında Bahrul e, Rum vasatul art ve tahtahu nuhasun fe kıyame fe der orada. Efendim kıyamete yakın bu Ege Denizi'nde onun altında erimiş bakırlar, madenler var diyor. Ve onlar patladığı zaman 4-5 bin derecelik ısı. 4 bin derecede oksijen ve hidrojen su ayrıştırılıyor yani hidrojen ve oksijen ayrıştığı zaman bu sefer biri yanan biri yakan ve yani ateşe dönüşüyor. Ateşe dönüşün Bütün fetasirul biharu denizler naran ateşe dönüşecek diyor. Kıyamet kopmadan evvel bunlar olacak. Allah bizi o günlere ulaştırmasın. 49. ayete geldik. Vatere'l mücrimin Allah'ımız buyuruyor ki o günahkarları görürsün diyor. Dünyadan haber veriliyor bize. Yani nereye gideceğimiz belli olmayan bir şey değil. Mahşeri, kıyameti Mevla ayrıntılı anlatıyor bize. Yani ya ne olacak yarınımız belli. Hepsi belli. Yani gaybı kimse bilemez. E gaybı bilemez ama Allah bizi Celle Celaluhu dünyayı değil kabri de tanıtıyor, mahşeri de tanıtıyor, mahşeri konuştuk. Şimdiki ise ahiretteki cehennemi tanıtıyor. Bu gelecekle ilgili haberler. Geleceği kimse bilemez. Buyurun geleceği konuşuyorum. Vatarel mücrimin mücrimanları mücrimleri günahkarları görürsün. Yaumeyizin o gelecekteki kıyamet günü. Mukarranin, mukarranin kelimesi günahları işleye işleye o günahta birbirlerine destek vermişler eşkıyalıkta teröristlikte dinsizlikte Allah'a asi olmakta vatan hainliğinde İslam düşmanlığında Müslümanlara kötülük yapmakta dine vatana mukaddesata zarar vermekte insanların ırzına şahsına malına canına zarar vermekte dünyada öyle bir birbirlerine dayanışma içerisinde olmuşlar ki efendim birleşmiş milletler gibi vesaire küffaru alem İsrailidir Amerikasıdır yav meyzin mukarranin diyor onlar öyle bir birbirlerine karin yakın olacaklar. Öyle iç içe olacaklar ki fil esvat zincirlere vurulacak diyor. Zincirlere vuracağım diyor Allah. Adam diyor ki ben istediğimi yaparım. Yapabilirsin. Ama kıyamet gününde de Mevla İmam Rabbani Hazretleri diyor ki Mevla bana sorsa ki ya İmam hani namazın, hani orucun, hani ibadetin kafamı asacağım diyor. Ama ya Rabbim Rabbim Allah diyeceğim, seni seviyorum, Habibini seviyorum, dinimi seviyorum, kitabımı seviyorum ve Müslümanları seviyorum ya Rabbim. Benim kalbim senin sevdiğin iman ehli din kardeşlerimin sevgisiyle dolu. Bu imanımı terazi teraziye koyacağım. Bu beni kurtaracak diyor. Ya bir şey yapamazsak da el mer'u me'amene habbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Müslümanları sevelim. Müslümanlarla beraber olalım. Din kardeşlerimizle beraber olalım. Onlarla yol yürüyelim. Hatasıyla, kusuruyla, yanlışıyla bakıyorsunuz bir Müslüman din düşmanı, vatan hainiyle birlikte hareket etmeye çalışıyor. Peki o zaman ahirette onunla böyle sımsıkı Mevla Teala mukarranin yani karin akra yani karin kelimesi yakın demektir. Yani burada mukarranin son derece yakın. Böyle birbirlerine efendim sıkıştıracağım onları diyor. Yani gavurlukta birleştiniz. Ha burada da Mevla öyle bir sıkıştıracak fil asfat zincirlere. Asfat kelimesi zincirlerle bağlayacağım birbirlerine. Serabiluhum Onların yani serabil gömlek giyecekleri min katran katranlar Hani böyle bir plastik ma malzemesi düşünün e, eridiği zaman vücuda nasıl yapışıyor? Onların diyor elbiseleri katranlardan yaktı, yandıkça böyle yani böyle sıkıştırıyor ve taşa kaplıyor vucuğu onların yüzleri ennar ateş kaplayacak diyor. Ha, yani mesele bu gelecekle ilgili geleceği hiç kimse bilemez hiç kimse bilemez buyurun biz gelecekten bahsediyoruz. Yani Mevla celleceler lazım olan gelecekleri bize bildirmiş. Bir insan mesela çocuğu 5 yaşındadır. Lazım olan gelecek. Evladım 16 17 yaşlarına gelince artık ona yuva kurayım. Çocuk harama günaha düşmesin, zinalara düşmesin. Bak 15 sene sonrayı insan görebiliyor. Bu gelecektir. Yazın ortasında adam odun hazırlıyor. 3 ay 4 ay sonra kış gelir, kar yağar. Ona hazırlık yapayım diye. E, sıcaktasın 40 30 derece 40 derece. Yani ama lazım olan geleceği Allah bildiriyor. Ahiretle alakalı gelecek. La yalemul gaybe ilal gaybe Allah bilir. Yani yarın ne getirir bilemeyiz ama insanoğlu lazım olan şeyleri Mevla Teala bildirmiş. İşte peygamberlere Mevla Teala bildirmiş insanlardan farklı. Velilere Mevla bazılarını bildirmiş. Peygambere efendim e gerekli olanları bildirmiş. Fakat velilere de belirli şeyleri Mevla Teala bildirir. Mevla'nın tasarrufuyladır. Mutlak olarak bir insan bilemez. Her şeyi bilen Allah'tır. İşte burada tera serabiluhum min katıran, onların elbiseleri katrandan ve taşa kaplar vucuhum onların yüzlerine ennar ateş. Li Allah Allah karşılığını verir kullu nefsin herkese. Bu ceza kelimesi karşılık demektir. Yani iyi yaptıysa iyiliğin karşılığını görür. Kötülük yaptıysa kötülüğün. Mevla Teala burada genel bir şey söylüyor. Kullarım siz bilirsiniz benim mülkümde Siz benim yolumda Rabbim Allah dediniz benim dinimi yücelttiniz Birbirinizi sevdiniz birbirimize yar oldunuz Benim dediklerimi yaptınız namazınız orucunuz ibadetiniz Mükafatını alırsınız Ha benim mülkümde bana sırt çevirdiniz Benim hükümlerimi zayi ettiniz Beni beğenmediniz Hükümlerime efendim ters davrandınız Siz bilirsiniz Allah. Allah olarak siz karşılığını alacaksınız Karşılığı neyse Kullu nefsin her bir nefis ma kesebet Ne yaptıysa mutlak bir mana yani iki tarafa da gidiyor. İyi yaptıysan iyi ki yapmışım dersin. Kötü yaptıysan neden yaptım diye kafanı taşlara duvarlara vurup kendini parçalamak ister ama geçti. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi efendim pişmanlık iki şekildedir diyor. Vaktinde buğdayını ekmez yıl boyu pişman olur. Allah'ın mülkünde Allah'ın dediğini yapmaz sonsuz pişman olur diyor. Yani birinci pişmanlığı bir şekilde kurtarır ama öbürünü kurtaramıyor. Yanlış bir hayat sonsuz cehennem susuz su yok yiyecek yok. Evet. Allah Allah herkese karşılığını verecek. Biz net olarak Kur'an ahkamı bize şunu söylüyor. Rabbimizin hükümlerini söyleriz. İçki haramdır. Zina haramdır. Faiz haramdır. Gıybet haramdır. Efendim hırsızlık haramdır. Gaz haramdır. Çalıştığınızın adam parasını vereceksin. Efendim yani vermedin haramdır bunlar. Yani anne babaya hürmet edilecek. Hürmet etmedin haram işler. Müziktir, çalgıdır ve namı harama bakmadır vesaire. Bunlardan kişi uzak olacak. Bir kadın erkeklerden uzak olacak. E bunlar kişi yapar, ya yapamadığı zaman da kabul edecek. Yani yapmadığı zaman da efendim inkar ederse böyle şey mi olur? O zaman e, inkar ki imana taalluk eder. İnna Allahu muakkak Allah seriyyul hisab. Allah'ın hesabı çok seridir. Erbaun min emril cahiliye. Dört iş cahili e, işlerindendir. La yetrukun el fakru bil Cahil adam soyuyla övünür. Halbuki insan kendi erdemiyle övünmeli. Yani Allah'a kulluk seni yüceltsin. Fe <laughs> innel izzeti lillahi şeref Allah katında. Vatta'nufil fil ensab. Bir de kişi soyuna ta'an etmesi. Vel istiska bin nucum. Yıldızlardan yağmur işte şu yıldız burada peydah oldu. Şöyle yağmur yağar vesaire. Yağmur yağdıran yıldız değil. Ve <laughs> neyâh bir de ağıt yakmak. Bu meselenin üzerine duracak. Ennaiha diyor izalem tetub kable mevtiha tuqam yumul kıyame ve aleyha efendim sirbalum min katran. Yani ağıt yakanlara kıyamet günü onlara öyle bir hesap görülür ki işte bahsettiğimiz katran elbiseleri giydirilecek. Yani bu ağıt yakmak şu demektir. Allah'ım niye benim bu yakınımı öldürdün? Başka birini bulamadın mı? Bir itiraz manasındadır bu. Yoksa bir insanın efendim e, inna lillah ve inna ilahi raciun dedi. Rabbim neyi mukadder kıldıysa böyle göz yaş döküyor, kalbi hüzünlendi, ağladı. Bunda bir sakınca yok. Ama ağıt dediğin zaman bu ne oluyor? Niye böyle oluyor? Niye bu öldü? Efendim bunu bu mu buldu? Daha genç yaşta niye öldü? Falan. itiraz. Allah'a mı itiraz ediyorsun? Ağıt genel olarak bu çıkıyor izahatlarda. Kadir Resulü ağıt yakanlar izalem tetub tövbe etmezlerse tevakkafe fi tariqi beynel cennet nar. Cennet ve cehennem arasında kalır ve ateşten elbiseler giydirilir ve taşa ve onları ateş kaplar diyor. Buradaki rivayetler bu şekilde arz ediliyor. taberanide de bu rivayet uzun uzun burada tarif edilmiş. Mesela inna Allah la yu'adibu bi bukay ehli aleyh muhakkak ki kendi ardından ağıt yakanlardan dolayı ölen azap görür. Burada ulema diyor ki yani ben günah işlemiyorum ki benim ardımdaki ağlayandan dolayı bu kişi niye azap görüyor? El cevap. Yani ki mesela benim yaşadığım bölgede ağıt yok. Böyle bir kültür yok. Ölenin ardından efendim gözyaşı dökülür, hayır dua edilir vesaire bunu ben biliyorum kendim şahsım olarak Allah sonra nefeste iman hepimize cennetin cemalini nasip eylesin ama kişi yaşadığı ortamda öyle bir yerde yaşıyor ki biliyor ki ardından o yerde ağıtlar yakılır o zaman vasiyet etmeli benim ardından ağıt yakmayın Mesela şimdi birisi şehit oluyor, borozan çalıyorlar, flüt çalınıyor. Adam diyor ki ben istemiyorum diyor mesela. Bazıları diyor ki ben istemiyorum, benim adımdan dualar edin, tekbirler getirin vesaire. Bu senin elinde borozan çaldırırsan borozan çalınmış olur. Efendim Fatiha okutursan Fatiha okunmuş olur. Bu senin tercihin. Yani birisi sana azap ettirir, birisi rahmet ettirir. İşte ağıt yakma meselesi onu arz ediyorum. Yani o bir mesele tercih meselesidir. Onu ben bilemem. Şimdi... Bu konuda kişi bulunduğu yerde hayra vesile olacak. O yanlışı kapatması gerekiyor. Bir surenin de sonuna gelmiş olacağız. E, Sure-i İbrahim e, 52. ayet. Hada belagul linnas. Bu Allah'ın insanlara bir duyurusudur. Şöyle bir misal verebiliriz. Ordu komutanı bir olayı takip ediyor. Bakıyor ki binlerce eşkıya terörist orada yuvalanmış. Geliyor Hemen kendi efendim bölük komutanına haber veriyor. Diyor ki efendim komutan derhal efendim oradaki alayı birliği hazırla. Evet efendim iki gün sonra size büyük bir baskın yapacaklar. Devlet çünkü bu istihbaratı takip eder mesela. Bu misal. Şimdi hemen hazırlık yapılıyor. Efendim karşıki tarafa taarruz ve zayiat verilmeden efendim oradaki eşkıyalar etkisiz hale getiriliyor. Allah Celle Celaluhu da bize haber veriyor. Bakın önünüzde efendim kabir azabı var, mahşer var, sırat var, azap var. Peki düşmanınız şey, nefis ve şeytandan uzak durun. Nefis ve şeytandan uzak durursanız, benim dediğimi yaparsanız efendim bu düşmanı bertaraf edersiniz. Efendim eviniz olan cennete gidersiniz. Bu Allah'ın size duyurusudur. Ve <laughs> liyunzeru ikaz edilsin, bihi bu duyuruyla duyurun ikaz. Ve liyunzeru ihtar edilsin, ikaz edilsin. Bakın ey millet, şunları yaparsak cennete gideriz, yoksa cehennem. Ve liyalamu bilin enlemahu ve ilahum vahid. Bilin ki yerlerin, göklerin, kainatın, dünya ve ahiretin bütün mevcudatın halkı yaratanı Allah'tır. Ve liyedkeru düşünsünlerz ulul elbab, öz akıl sahibi. Ulu, zu'dan geliyor. Mesela zu, zeva, ulu gelir. Ulu kelimesinin müfredi zu'dur. Ulu yani zu sahip, ulu yani sahipler. Elbab kelimesi de lübden gelir. Elbab, elbab yani mükesser bir cemi oluyor. Elbabın elbabani efendim yani lüb olarak geliyor. -lub, lüb kelimesi yani öz demektir. Burada akıl ne? Mevla Teala ve kazıları, aklı öz olarak tarif ediyor. Yani şimdi bir akıl vardır. Efendim Allah'a asi olanla kullanır, şeytana kullanır, nefsine kullanır, kötülüğe kullanır. Bu da akıl ama bu ak Mevla Teala bunu akıl demedi. Ne dedi? Öz dedi. Yani bütün düşüncesini yaratıcısına atfediyor. Ey Allah'ım ne istiyorsun benden? İşte buna Mevla Teala öz akıl sahibi. Dünyanın en akıllı insanları peygamberlerdir. Neden? Çünkü Allah'ı en iyi anlayan insanlar. Allah'ı ne kadar iyi anladın, yaratanı ne kadar doğru tanıdıysan o kadar akıllı olursun. Yaratanı tanımadın mı başlangıcın su ölü, ölünce de leş olur. Arada efendim yiyip biçip helaya giden bir duruma döner. Bu akıl değil. Bu değil. Bu öz akıl işte odur. Bu beden niye yaratıldı? Bu kainat mevcudat niçin var? Bunu yaratan Allah niye yarattı? Onu iyi anlayan en akıllı insan oluyor. En akıllı insan bu oluyoruz. Yaratanı en iyi anlayan en akıllı insan oluyor. Yeni bir sureye gelmiş olduk. Bir sure bitirdik. Elhamdülillah. Rabbim o surelerin şefaatine nail eylesin. Suratul Hicr. Hicr suresi Mekke, Mekke i mükerremede nazil olmuş. Bismillah. Elif lem ra. Bu hurufu mukatta'dır. Hurufu mukatta demek yani buradaki 29 yerde geçer. Kur'an-ı Kerim 3 bölümdür. Ayatun ee, muhkematun hunne kitab. Muhkem ayetler, helaller, haramlar. Helaller, haramlar. Bunlar muhkem, hüküm. Bir de müteşabih dediğimiz mana var, kelime manası var orada. Yani işte yedullahi fevka edeyim. Allah'ın eli insanların üstünde. Allah'ın eli, ya Allah'ın eli üstümde ise ben el, yani insan göremiyor bunu. Ha bu müteşabi. Yani mana oradaki kelime manası değil. Errahmanu alel arşi ve Allah arşı istiva etti. Allah bu kainatı yarattı. Dünyayı yarattı, gökleri yarattı, arşı yarattı. Yarattığına muhtaç değil. Ya Allahu Teala o zaman orada falan değil. Bu yarattığına muhtaç değil. Le ise kemistiği şey onun benzeri yok. Ha bu zaman müteşabi. Yani Mevla Teala ve Kadir Hazretleri bunların hepsine malikidir, hakimidir. Bilemiyoruz. Allahu alem yani bir kudreti işte vesaire. Yani e, işte bazıları niye kudret dedin? Ya şimdi kudret demeyelim. Ya bir kubi yani kendi çaanına yakışan neyse odur. Allahu alem diyelim. Ha müteşabi. Ama şimdi buna ne yapıyor? Buna mana veriyor. Kelime manası bu değil mi diyor? O zaman Kur'an'da niye müteşabih var? Ve o harı müteşabihat diyor. Müteşabi ayet ne demektir? Yani manası kelime manasını versen o zaman dinden çıkartıyor seni. E kelime manasını vermediğin zaman manayı bilemiyoruz. Peki manayı bilemiyoruz ne demek? Allah bilir demektir. Yani Allah'ın zatı akılla anlaşılmaz. En basiti mesela akaid kitaplarında geçer. Bir insan bunları e, anlamaya çalışıyor. Peki ruhumuzu tanıyalım o zaman. Nasıl bir şey? İnsanın özünde merhamet var. Merhameti tanıyalım göster. Somut madde olarak göster. Sevinç dediğim bir şey, sevgi dediğim bir şey var. Çocuğa soruyorsun ne kadar seviyorsun? Çocuk bu kadar diyor. göster maddi bir şeyle gösteremiyorsun. Se seviyorum diyor. Nasıl sev sevdiğin nasıl görüyor? Ben Allah'ı seviyorum. Peygamber dinimi, hele ki din kardeşlerimi çok seviyorum. Allah iki can da yüzünüze ak eylesin. Bütün hayırları üzerinize daim eylesin. Efendim ehli İslam'ı Rabbim aziz eylesin. Yeryüzünde cevru zulmeden zalimlerin, ceberutların tasallutundan Rabbim muhafaza eylesin. Yani nasıl ispatlayacağım ben seviyorum ama gerçekten seviyorum. Ben din kardeşlerimi gerçekten seviyorum. E şimdi bu tarife sığmayacak bir şey. Yani gösterge ile olacak bir şey değil. Allah Celle Celaluhu'nda görmediğimiz için böyle bir cisim cisim haşa değil mücesimi adamı kafir eder. O tarifler Allah'a boyut, şekil, evsaf, yukarıda aşağıda demek, yön vermek, şekil vermek, nur derken ışık demek o da kafir eder. Allah Celle ma khatara bi baluk. Aklından düşündün fallahu gayri, o Allah değil. Şu akıl mevcut alemi düşünebilir, ruhu düşünebilir mi? Sevgiyi düşünebilir mi? merhameti düşünebilir mi? Akılla merhameti düşün nasıl bir şey? Yani e, bizim tahayyül edemeyeceğimiz şeyleri akıl düşünemez. Bizim idrakımız ancak ve ancak Allah'ın algılayabileceğimiz verdiği özelliklerle göz kulak efendim işte meşhur duymak yani görmek du du duymak efendim konuşmak efendim dil yani efendim dokunmak e gibi beş tane bir de koklamak özelliklerle anlaşılıyor. Ha şimdi mesela bayağı dallandırdık. M muhkem ayetler, müteşabi ayetler. Bir de efendim Mukatta 29 yerdedir bu. Ne demek bu? Yasin hiç manasını bilmiyoruz. Öbürünün biraz bir şeyler bir mana var ama e, anlayamıyoruz. Bir şeyler konuşabiliyoruz ama elif la amra ne? Allah alem. Bitti nokta. Dok 29 yer. Bu ölürken bunların sırrı çözülür mü? Mahşerde çözülür mü? Kur'an-ı Kerim hem dünya mahiret kitabıdır. Tilki ayatul kitab bu Allah'ın ayetleridir. Ve Kur'an-ı Mubin bu apaçık Size efendim hakkı batılı, iyi kötü her şeyi dünyayı ahireti açıklayan, insanın için yaratıldığını, göklerin yerlerin sırrını apaçık ortaya koyan Allah'ın bir kitabıdır. Efendim. Rubema yeveddullezine keferu. Kafirler istediler. Levkanu <laughs> muslimin. Ne olaydı biz Müslüman olaydık. Müslümanlar günahkar hallerinden cehennemden çıkarttıklarında o zaman kafirler diyecek ki ya bari bir zerre ha böyle imanımız olsaydı. Bak bu adam bu kadar günah işlemiş ama en azından imanını kurtarmış. Helale helal demiş, harama haram demiş ama günaha bulaşmış. Neticede cehennemden çıktı. Şimdi bunların da ilgili hadisler var. Ve yukhrucuna min men la illallah ve iman. Zerre kadar imanı olan cehennemden çıkarılacak diyor Resulullah Efendimiz. Ayeti kerimede ne diyor? o kafirler ne olaydı biz de Müslüman olaydık da bu cehennemde ebedi kalmayaydık bunlar gibi cehennemden çıkaydık. Onun için yalvarırız ne olur hiç olmazsa helali helal diyelim harama haram diyelim İnkar etmeyelim İnkar etmeyelim. Yapılan mesela bir adam içki içiyor ne yapıyorsun ya dua et bizi biz kurtar, kurtaralım bu işi diyor. Bir bay, mesela bir bey dini de doğru dürüst icabında yaşayamıyor. Hanımı örtünmek istiyor, çarşaf giyinmek istiyor. Ya biz yapamıyoruz bari sen yap diyor, teşvik ediyor. öbürde de ya efendim şu bir şey görüntüsü var. Hanımı örtünmek istiyor, yapamazsın diyor. Bak. Yani birisi biz yanlış yapıyoruz. Bari yapalım diyor. Ya efendim saygısı var. Öbürü yapamazsın diyor. Allah'ın ahkamına hem itiraz edem inkar ediyor. Yani cehennemi garantilemeye çalışıyor. Aman Allah'ım. Rabbim inkardan muhafaza eylesin. İkinci ayet 3. Allah buyuruyor ki derhum bırak onları diyor. Ye kulu yesinler ve yetemet dünyada efendim metalansınlar. ve yulhihimul emel kuru bir onların kuruntuları. O kuru emelleri kuru emen e, e, efendim e, emelleri kuruntuları onları felsefeyi <laughs> alamı çok yakında görecekler diyor Allah. Çok yakında görecekler. Bu konuyla alakalı birkaç rivayet var. Arz edelim. İnne nasen min ehlin la ilahe illallah. Yedhulunen nâri bizbunubihim. La ilahe illallah diyenler. Cehenneme girmiş. Günahından dolayı. Ondan sonra lat ve uzza putperestler. Yahudi Hristiyanlar. Yani kafirler. Ma ana kavlukum. Hani siz la ilahe illallah diyordunuz. Müslümanız diyordunuz. Hani siz de bizim gibi cehennemde. Burada kaldınız ve entüm ma'na siz de bizim de cehennemdesiniz Mevla Celle Celaluhu. onları fe yuhricuhum ve yulkayhim fi nehril hayat onlar oradan çıkarlar hayat nehrine fe yulkavne fi nehril hayat fe yenbutune kema tenbutul hibbe ela tera tehrucu safe yani hayat nehri vardır oraya cehennemden çıkartılanlar atılır Cennet gibi böyle beyaz böyle sarı çiçek gibi cennet özelliğine o bürünür. Kudret sahibi Allah her şeyin <laughs> sahibi Allah'tır. Ve yer onun nase min hafifim ma yerbro al kamer min husuf. Sonra feybre <laughs> ona o yanıkları falan hepsi iyileşir. Dolunay gibi diyor böyle parlamaya başlarlar. Feyat <laughs> kunul cennete girerler. Ondan sonra ve yusem <laughs> nafiyel cehennemi yun cehennemlikler e, azat olundular efendim bunlara böyle isimler verilir ve cennet, cennet, cennete konulur diyor. İzlediğimiz ehlün narifinler. <laughs> Cehennemlikler cehennemde toplandı. Ve mahum men ehlil kıble. Yani adam Müslüman. Helali helal demiş, haramı haram demiş. Günah işlemiş. Ama inkar etmemiş. Şirke düşmemiş. Bakın bunun üzerine çok durmak istiyorum. Şirk sonsuz cehennemde bırakır. Yani hiç olmazsa birçok günahlar olsa da ya de ki tamam müzik haramdır ama dinliyorum. Yani zor bir şey değil ya bunu demek. <laughs> yani helalin helal olduğu, haramın haram olduğu ikrar edildikten sonra, kabul edildikten sonra yapılanlar günah günahkar eder insanı. Sonsuz cehenneme gitmekten kurtarır. İşte mevzu bu, bu bunu söylüyor. Kâl <laughs> ile <laughs> kafirler Müslümanlara diyecek ki elem <laughs> siz Müslüman idiniz. Ee, siz de bizim gibi burada fema ankümlü <laughs> İslam, Müslümanlığınız sizi kurtarmadı. Siz de bizimle beraber cehennemde kaldınız. Kânetle <laughs> Biha Müslümanlar diyecek ki bizim günahımızdan dolayı biz burada tutuluyoruz. Fesemi Allahu makalum. Mevla her şeyi en iyisini bilendir, duyandır. Fe emre bi men ehli'l kıble fe ahricu. İşte orada zerre kadar imanı olanlar fe onları çıkartın ihracat. Fe lem mar azalike min baki minel el kuffar. Küffaru alam. onların Müslümanların zerre kadar imanı olan çıktığını kendilerinde orada şangır diye cehennemin kapaktan kapandığını görünce ya leytena Müslüman. ne olaydı biz de mümin olaydık ya bu kadar efendim inkar edip gavur olmayaydık diye. Fenok yama onların çıktığı gibi biz de çıkardık da kurtarırdık efendim. Auz billahi mineşşeytanirracim. Efendim e, Elif lama, tilki ayetül kitap. İşte bu ayeti kerim. Rubema yebeddülzine kefir kafirler. müslim. Ne olaydı biz de Müslüman olaydık diye. Orada çok böyle hayıflanacaklar diyor. <laughs> Şu rivayetle bugün dersimizi bitirmiş olalım minhum men tahuzun nara ila rukbati kimisi dizlerine kadar cehenneme ve minhum men tahuzun nara ila huyuzati kimisi beline kadar diyor nara ila unuki boynuna kadar diyor ala kadri zunub günahlarına göre cehenneme batırılacak ve minhum men yemkusu fi bir ay bekleyenler olacak ve minhum diyor men yemkusu sene bir yıl sonra yahrucu sonra çıkarılacak cehennemden ihracat cennete ve tu, fiha muksu bir kadri en uzun cehennemde kalan burası çok enteresan. Ve at fiha muksu bi dünya Müzehim kat ila en tefna. Dünya kurulalı ne kadar dünyanın yaşı varsa işte ne diyorlar? Şu kadar milyar diyorlar. En çok cehennemde kalan o kadar kalacak diyor. Dünya yaratıldığından sonuna kadar ne kadar kaldıysa cehennemde o kadar kalınacak. Tabi bu günahkarlar için. Müşrikler için değil, inkar edenler için adam ha haramı helal ediyor. Bu niye haram olsun diyor, içki niye haram olsun diyor. Faiz niye haram olsun ki diyor adam, inkar ediyor. Ebedi cehennemde kalır. Fe izâ en yâhrucu minhâ kâletil yehûd ve Efendim ve men fil, men fil ardi ele diyâni Bütün Yahudiler, Hristiyanlar, putperestler, dinsizler, inkarcılar Efendim men fil nâri min ehlil tevhid Âmentum billahi ve kutubi ve rusûlihi Fenahnu entumul yevm fil nâri sevâun işte iman edenlere diyecekler ki siz de cehennemde kaldınız biz de cehennemde kaldık. Fe yahbudullahu mevla gazab eder lehum onlara gazban. Lem yahda şeyin fe mada fe yukhrijuhum mevla tele müslümanları çıkartır ve onları cennetine koyar. İşte tekrar ayetin özeti rubema yevdullezine kefur kafirler işte orada diyecekler isteyecekler ki yani ne olaydı biz de müslüman olaydık. Yaptık bu kadar günahı isyanı tuğu yani ama bari iman olaydı da efendim cehennemde ebedi kalmayaydık. Allah imanı kemin hüsnü hatime son nefeste iman cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Hicr suresinin dördüncü ayetinde kaldık. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Amin. Subhan rabbiyal ali ala al wahhab alhamdulillah illazi hadana li hadha wa ma kunna li nahtadi ila ulana salatu was salam ala rasulina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ya rabbi İmanı kamil üstü hatimeler nasip eyle. Ee, Ahkam-ı dini farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, müstehabbiyle, asli haliyle anlamayı, asli halini yaşamaya ikrar edip, tasdik edip, Ya Rabbi'lerim son nefeste iman cennetine, cemaline, müşerref ile haramlardan, haramlardan, günahlardan, fıskı fujurlardan, isyanlardan, tuğyanlardan muhafaza ile Geriye kalan ömürlerimizi rızana muvafık bir hayat ile son nefeste iman cennetine, cemaline, müşerref eyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden. عَبْدُهُ وَرَسُولُ دِيَرَكْ هُزُورْنَا نبأر مُحَفَاكَ إِلَيْهِ الفاتحة اللهم صلَّى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطاعة